3DE verilmiş. O yüzden hemen 3K'yı 2K yazdım. Açı ortaya olduğu için buraya da 3M'ye 2M diyelim. Haliyle arkadaşlar bakın şu AF açı ortayını da kullanırsak 8'in 12 oranı 3M'nin 2M artı 5'e oranı olacaktır. Buradan o zaman sadeleştireyim 2'ye 3. içler dışlar çarpımı 9M eşittir 4M artı 10. 5M eşittir 10'dan M2 geldi. Soru bizden 2M'yi istiyor. 4 eşittir E şıkkı. ay teoremi aslında müfredattan kalktı. Burada yani bu soruyu kosinüs teoremiyle yapabilirsiniz. BC'yi biliyoruz sonuçta. A2, A, A kök 5'ten 3 kök 30'dur tamam mı? Şurada bir kos teoremi yaparsanız arkadaşlar. Büyük üçgende sonra BD'yi de açı ortaydan buluruz. Bir de AB'de de kos teoremi yapılır bulunur. Artık aslında böyle yapılmalı. Ama tabii ki önceki sınıflarda daha böyle erken mezun olanlar ya da işte 9-10'da daha müfredatta olduğu için bu ee, anlatılmıştır. Açı ortayın uzunluğunu ben söyleyeyim. Şöyle bir formül var. AB şuraya da XY diyelim. A çarpı B eksi XY M kareyi eşittir arkadaşlar. Bilmeye gerek var mı? Dediğim gibi aslında yok. Müfredatta yok çünkü artık. Göstereyim ben. 3 kök 6 bölü 6 kök 6. 1 bölü 2 benzerlik oranından, açı ortay oranından dolayı pardon. Kök 30'a 2 kök 30 olacak. Böylece 3 kök 6 çarpı 6 kök 6 eksi. Kök 30 çarpı 2 kök 30 diyeceğiz. Burası 18 çarpı 6. Burası da arkadaşlar 2 çarpı 30. 18 çarpı 6 108. 108 eksi 60 48 böylece. 48 eşittir. X kareden 4 kök 3 oldu. D şıkkı. Şimdi burada bir kere iki tane dış açı ortay var arkadaşlar. İki tane dış açı kesim noktası bu arada dış teğet çemberin merkezidir. Bilmek lazım bence sorularda geçiyor çünkü. Şimdi haliyle burada madem 15 verilmiş kullanalım. Açı kollarına inen dikler birbirine eşit böyle 15-15 olur. Sonra yine şuradan da uzatırsak böyle arkadaşlar burası da 15 olacaktır. Hatta şunu söyleyelim. Şu AH diyeyim buraya. AH ile AE de eşittir. XX. Sonra arkadaşlar burası da eşittir. YY y diyebiliriz. Bundan dolayı bizden hangi üçgeni istiyor? ABC üçgenini istiyor. O zaman bakın fark ettiniz mi? Burada bir kare çıktı. Kenarları 15-15 olan bir kare. Demek ki 15 eksi x'miş. Yine burası da arkadaşlar 15 eksi y'miş. Bu abc'nin çevresi 15 eksi x, 15 eksi y ve x artı y'den 30 yaptı b şıkkı. Arkadaşlar katlamalarda dikkat edeceğimiz şeyleri hep söylüyorum. Uzunluk değişmez, açı değişmez. Bir de katlama sorularında... İsterseniz şekli katlayın. Bu ilk şekilde olduğu gibi böyle. İsterseniz de katlanmış şekli geri açın. Ama her türlü görmemiz gereken burada A şöyle yapalım. AB ile AE'nin eşit olduğunu görmek. Bir de arkadaşlar AD ile de DE'nin eşit olduğunu görmek. Şimdi burada DE'yi bize 6 vermiş. DC'yi 8 vermiş. AD de 6 olmak zorunda. Sonra EC'yi de 3 vermiş. ABC'nin çevresini istiyor. Tamam. Ne güzel o zaman şunu söyleyebiliriz. 6'nın 8 oranı nedir? 3 bölü 4. Demek ki BC 4K ise AB 3K'ymış. E zaten katlamada uzunluk değişmez. AB ile BE eşittir. Burası da 3K olur. Demek ki K 3'müş arkadaşlar. K 3 olduğu için de 3K 9 olacak. 4K 12 olacak. Çevresi de 9 artı 12 artı 14, 26, 9 daha 35, C şıkkı olacak. Bir durum var arkadaşlar. Şimdi bir kere normalde açı ortayın kollarına eşit açılar indirirseniz bunlar eşit olur. Ama gördüğünüz gibi A, D, e, e, F, C'den büyükse o zaman sakın A niye burası hocam 2 olmuyor demeyin. Çünkü eşit indirilmemiş. Normalde şöyle olur. Buradan alırsınız böyle birbirine eşit olur. Bunlar da o zaman eşit olur. Burada böyle bir durum yok. Burada şöyle biraz kaymış burası. O zaman senden bunu çekmeni istiyor. Yani bakın E'den böyle çekeceğiz. İşte böyle bir D üssü. AD üssü eşit olacak. AD'ye. Şimdi burada ED üssü de EF'ye eşittir. Çünkü ED'ye eşit olduğu için 4 kök 2 oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Çok düz bir yorum ama önemli bir yorum. İkisi kenar bir üçgende dinleyin bakın hep söylüyorum. Tabanla ilgili bir şey sorarsa sonuçta DF'yi, D, D üssü F'yi bilmem demek, AF'yi de bilmem demek. O yüzden tabanla ilgili bir şey sorarsa ben tabana dikindiririm. Bundan sonra da kırmızı e, h'ın ortaklığından yararlanacağım. Şu kırmızı üçgende Pisagor yapsam EH üssünün, pardon, e, h'ın karesi eşittir 32 eksi A kare değil mi? Aynı zamanda şuraya dikkat. Şu üçgende bu sarıyla fosforladığım üçgende arkadaşlar. EH A'da Pisagor yaparsam yine EH'ın karesi 52 eksi 2 artı A'nın karesi. O zaman bunlar birbirine eşit. 52 eksi 4 A eksi A kare eksi 4 eşittir 32 eksi A kare oldu arkadaşlar. Böylece buradan bakın A kareler gitti. Gördünüz mü? Şimdi 52'den 32'yi çıkartırsak ne yapıyor? 20 e, 20 yapıyor. Evet. 20'den de 4'ü çıkarırsak 16 yapıyor. 16 eşittir 4A. A eşittir 4 geldi. A 4 olduğu için 4 olduğu için bir de burada 2 vardı. Toplamda 10 yaptı. E şıkkı. Açı ortay ve dik olduğunda ben bir kere ikiz kenar düşünürüm önce. Yani konu ne olursa olsun, soru ne olursa olsun. Çemberde bile yapacağız ta ileride. Bakın şimdi burada bir ikiz kenarı düşünmelisiniz. Burada AC ile şöyle P dersem AP eşittir. Burası 6 olur arkadaşlar. Sonra bundan sonra artık yapacağımız şey bir kere açı ortayı da düşünmeliyiz. Sonuç olarak bakın şöyle bir burada açı ortay var. 4'ün 6'ya oranı burada 2A dersek buraya 3A demeliyiz. Böylece bu CB, CP pardon 2 bölü 3 oranından 15 olur. Zaten arkadaşlar ikizkenar üçgende tabana inendik tabanı 2'ye bölüyor. 7,5 diyeceğiz. 7,5 diyeceğiz. Böylece x 15 bölü 2 olacak. B şıkkı. Şimdi burada bir kere şunu göreceğiz açı ortay verildiği zaman arkadaşlar bu alfa buna da alfa dersek buna da beta beta dersek aslında burada şöyle bir durum var. Açı ortaydan kaynaklı 2 alfa kesinlikle e, 180'den küçüktür değil mi? Sonuçta şurada böyle bir açı var. Aslında bu yüzden alfa dardır. Yine 2 beta kesinlikle 180'den küçük olduğu için beta da dar açıdır. Hatta bir kuralımız vardı. Bu teta ise D açısı da arkadaşlar 90 eksi teta bölü 2 idi. Bundan dolayı o zaman 90 eksi teta bölü 2 demek D de 90'dan küçük. Hepsi dar açı. Hepsi dar açı olduğunda burası normalde 90 olsaydı ya göre yorum yaparız. X kare 49 16 daha 65 ama X kare 65'ten küçük deriz. Sonra bütün açıların dar olduğunu biliyorum ya. Hemen burada şunu da yaparım. Şu beta'yı da kullanırım arkadaşlar. 16 artı x kare yine büyüktür 49 olmalı. Çünkü eğer 90 olsaydı 49 olurdu. 90'dan küçükse o zaman b de biraz daha küçük onların kareleri toplamından. Böylece x kare arkadaşlar neyden büyük oldu? 33'ten büyük oldu. 33'e yakın 6 var. Sonra 7 var. Sonra 8 var. 3 değer vardır c şıkkı hepsi dar açı olduğundan yapmamız lazım. Şunu diyebilirsiniz. Hocam ama şunu kullanmadınız. X kare artı 49 büyüktür 16 demediniz. Deme sebebim de şu. Zaten X kare büyüktür. Eksi 33 yapıyor. E sayının karesi her zaman zaten negatif sayıdan büyüktür. Buna gerek kalmadığı için kullanmadık. Tamam mı? Açı ortay ve dik varsa bir kere orada hemen ikizkenar üçgen vardır arkadaşlar. Dolayısıyla burası bakın Açı ortaydır, diktir, kenar ortaydır, kenar üçgendir, burası X olur. Şimdi alfaya bağlamak için şunu yapacağım. DE'yi birleştirirsem bu açıda alfadır, iki iç bir dıştan bak burası da iki alfadır. Böylece 12 olur, burası da 12 olur. kenar üçgenden dolayı. Şimdi artık söyleyeceğimiz şey ne? Normal bildiğiniz şu AE'yi kullanarak açı ortay, 12'nin 20'ye oranı eşittir x'in x artı 12'ye oranı. Buradan da sadeleştir. 4'e böl 3, 4'e böl 5. 5x eşittir. 3x artı 36. 2x 36. x 18 oldu. C şıkkı. Da alfa 2 alfa ve dik indirilmiş ya. Ben buradan bir alfa alayım. İkiz kenar oluşturacak şekilde. Şuraya P diyelim. Bak burası alfa oldu, burası da alfa oldu. İkiz kenar üçgendir tabii ki. BH, HP'ye eşit olur. Burası da dört kök 10 olur. Çünkü açı ortay ve dik aynı zamanda bize kenar olduğu için ikiz kenara getirir. Bu şimdi tamam. Bu arada Pisagor'dan dört kök on, dört o zaman AH 12 olur arkadaşlar. Şimdi artık açı ortay zamanı. Burada da 12'nin 4'e oranı 3 ya. Buraya 3 y dersek PC'ye de Y derim. Pisagor yapmaya gerek yok bence bu üçgende. 12 ile özel üçgen deneyelim. 9, 12, 15. Y'ye 5 verdiğimizde 3, de 15 olur. Cevap A şıkkı. Şimdi burada şöyle buraya beta dersek arkadaşlar. Alfa artı beta 90. 2 alfa artı 2 beta 180 değil mi? He, o zaman bak AC'yi uzatınca 2 alfa artı 2 beta olması için beta kalır. Ve böylece bu bir dış açı olur. Dış açı bittiği yeri işaretliyorduk. Bakın 18'in 30'a oranı sadeleştirirsek 3 bölü 5 yapar. Peki bu nereye eşitti? Dış açı şurası olduğu için 2 alfa iç açıdır. Bunun da kolları işte 3 bölü 5 oranına sahip olan kollardır. Küçük olan burası 3m, Büyük olan burası 5M deriz. 3, 4, 5 üçgeninden o zaman buraya 4M kalır 12'ye. 3M, 4M, 12 ise 3M de 9 olacaktır. B şıkkı. Arkadaşlar burada yine şöyle bir şey düşüneceğiz. 2 alfa olsaydı diyeceğiz. Böyle olurdu. Alfa alfa olurdu tamam mı? Biraz bu eşitsizlik sorularında bazen eşit olsaydı'yı düşünmek mantıklı şöyle birbirine eşit olurdu. Bir de açı ortaydan dolayı 8'in 12 oranı 2 bölü 3. Burası 2K'ya 3K yapar. O zaman burası da 2K olur. Mecburen şu açı ortayı tabi hatırlayalım. 2K'nın karesi eşittir 8 çarpı 12 eksi 2K çarpı 3K. Yeni müfredatta bu yok. Bilmenize gerek yok ama soruda kullanmamız gereken bir formül mecburen eskiden öğretildiği için. 4K k kare 96 eksi 6k kare yapıyor. E, buradan da arkadaşlar 10k kare eşittir 96 yapıyor. O zaman her iki tarafı 10'a bölersek k kare 48 bölü 5. K arkadaşlar e, buradan kök 48 bölü kök 5 oldu. Şimdi bize 5k lazım. 5k da kök 48'i 5 ile çarparsak 48 çarp 5'ten kök 240 oldu. Şimdi bu yalnız iki alfa olsaydı. Bu iki alfadan da büyük. Yani biraz böyle aslında bu kenar 5K'dan büyük arkadaşlar. Demek ki X 5K'dan büyük. Yani X kök 240'dan büyük. Kök 240 15'e çok yakın bir sayı. 15 küsür böyle bir sayıdır. Yani 15.1, 15.2 gibi düşünün. O zaman en az değeri alacağı bunun 16 oldu A şıkkı.